TR724 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün çok kıymetli konuklarım var. Amerikalı Dolores Hanım'la Murat ailesinin yolları bundan tam 4 yıl önce kesişir. Bir akşam yemeği yerler, AST'nin ve kültür merkezlerinin organize ettiği programlarda hasbihal ederler ve günden güne bu dostluk bir kar topu gibi büyür. Dolores Hanım psikoloji üzerine iki master yapmış ve yıllarca hapishanelerdeki insanlara psikolojik destek olmuştur. Yaşı ve gücü el verse Meksika sınırındaki çocuklar için çok güzel projeleri, düşünceleri vardı ama şimdi o bakıma muhtaç ve ihtiyaç duyduğu için bakıma bir güzel ailenin yanında kalıyor. Hani derler ya bir kitap okudum ya da birisiyle tanıştım hayatım değişti. Zannediyorum Dolores Hanım ve Murat ailesinin tanışıklıkları, hikayeleri böyle bir şey. Hoş geldiniz yayınımıza Murat ailesi. Hoş buldum. Umuyoruz iyisinizdir ve Dolores Hanım da iyidir. Yani Elhamdülillah. daha gittikçe böyle biraz daha ağırlaşsa da Hı. elhamdülillah. Bünyamin Bey ve Ayşenur Hanım, 4 yıl önce tanıştınız Dolores Hanım'la. Hikayenizi dinlemek istiyoruz açıkçası sizden. İsterseniz Bünyamin Bey sizinle başlayalım. Nasıl Olur. tanıştınız ve bu samimiyet nasıl oluştu? Evinize çağırıp onu misafir edecek kadar hani yatılı artık tamamen sizin evinizde kalıyor. Evet. Bu kararı verecek kadar nasıl samimi oldunuz? Çocuklarınızın artık anneannesi babaannesi olarak tanımlıyorsunuz onu. Biraz anlatır Evet. mısınız bize? Dediğiniz gibi bundan 4 sene önceydi yaklaşık. Bir Ramazan iftar için çağırmıştık. Kendisi arkadaşıyla beraber gelmişti. O gün sonra işte beraber yemek yedik. Normal bir rutin iftar yemeği gibi. Akabinde işte beraber çay içtik. Çayın yanında güzel bir şeyler yedik. Ve muhabbet gerçekten güzele sardı. Teyzem de zaten hani kalbi güzelliği belki yansıdı diyebiliriz. Bakıyorsunuz işte insan haklarına, işte dediğiniz gibi Meksika sınırındaki çocukları düşünecek kadar, işte AST'deki derneğin, işte ben son nefesime kadar o işlerle meşgulüm dediği ve hayat hikayesine şöyle bir baktığımız zaman Dolores teyzenin hani 82 yaşında bir insan daha önce bir babaannelik, anneannelik hani bir torun sevgisi görmemiş açıkçası. Bir tane oğlu var Dave isminde. Yaklaşık 67 yaşında o da. Onu da doğum günü falan beraber kutladık. O da çeşitli problemleri var. Defalarca onu ziyaret ettik. Arabayla sürdük gittik. Kapısına kadar gittik oğlunun. İşte ona hediyeler verdik. Annesiyle yer yer konuştu, yer yer konuşmadı. Böyle acı sahnelere de şahit olduk maalesef. İşte eşinden yaklaşık bir yıldayken ayrılmış. Böyle acı bir hayat hikayesi var açıkçası. Ama dolu dolu bir hayat yaşamış açıkçası. Yeri geldiği zaman konuşuyoruz. Hani şöyle diyorum ben ona. Hani Allah size bir geri ödeme yapıyor diyorum. Çünkü öyle güzel bir hayat yaşamış ki hapishanelere gitmiş, insanlara psikolojik destek vermiş. İşte bu yaşına rağmen yani 82 yaşında bir anneyi düşünün. Hala oğluna maddi destek vermiyor. Onu ziyaret etmeye çalışıyor. Öyle bir güzellik ve evrensel insan haklarına gerçekten hani hayatı boyunca kavga vermiş. Özellikle bu psikolojik drug, böyle psikolojik drug'lara falan bayağı karşısında olmuş. Hala Facebook'unu kullandığı zaman, geç şu an kullanamıyor sağlık problemlerinden dolayı ama o da değişik değişik hani platformlarda desteğini vermiş. İşte bizim defalarca günleri kahvaltımıza katıldı. Orada kendini dile getirdi. Ve şunu gördük hani teyzem insana insan olduğu için değer veriyor. Hani biz hani İslamiyet dinine mensup, o farklı bir dine mensup. Onu hiçbir zaman ön plana çıkarmadı. Hani bizi kim olduysak bu şekilde kabul etti. Ve biz de onu o şekilde kabul ettik. Ve bu samimiyete binaen hani devam etti. Defalarca ilerledi. Gittik geldik birbirimiz. Hatta hatun sağ olsun yemekleri güzeldir. Yemeklerini yapıp gidip orada beraber akşam yemeğiydik. Kendi evinde. Böyle bir apartman dairesinde kalıyordu. Daha sonra onu başka bir yere taşıdık. Böyle bir okuldan bozma, böyle üç katlı bir yaşlıların kaldığı bir yer. Ama böyle kendi individual apartman dairesi. Orada kaldı. Birkaç gün orada tekrar ziyaret ettik ve yaşası yani
82 yaşında olan bir insana göre, bir yürüteçle yürüyen bir insan, o zaman defalarca düşmüş. Hani bu dördüncü düşmesinde birkaç defa biz de şahit olduk. Hani Evet. yemekleri hazırladık, sözleştik, gittik. Ama kapıyı açan birisi yok. Hani kapıyı tıklıyoruz, işte camlara vuruyoruz falan. Arka tarafa dolanıp bakıyoruz falan. Kimse ses vermiyor. Sonra Ayşenur Hanım'ın telefondan mesaj atabilmiş en son. Hani ben lavaboda, bana yardım eder misiniz falan diye. Ya biz tabii telaşlandık. Hani bu yaşta Allah bir şey, kötü bir şey oldu hissine kapıldık. İşte orada komşuları falan da indi, biz kapıları falan vururken. Artık itfaiyeye çağırdılar. Hani burada da itfaiye sağ olsunlar çok çabuk, birkaç dakikada hemen geldiler. Artık onlar da kapıya vuruyor, şey yapıyor, bir şekilde ulaşamıyoruz. Artık kapıyı anahtarı falan baktılar, açmaya çalıştılar, açamadılar. Artık kapıyı kırdılar. Hemen biz de içeri girdik, acaba ne oldu, bir zarar mı gördü diye. Lavaboda affedersiniz düşmüş. Yani o yaşta teyzemizi düşünün, o yaşta. Hemen kaldırdık işte, şey, koltuğa falan koyduk. O günden sonra dedik hani bir anahtarınızı acaba şey mi yaptıralım falan. Sağ olsun onu kabul etti, hani o kadar samimiyete binaen. Tabii ki dedi. Anahtarından bir şey yaptık biz de, yedeğini çıkarttık. Hatta komşular da dedi, isterseniz komşuları da yaptıralım. Komşulara da birer tane verdik. Tevafuk komşular gelmesi hasebiyle beraber akşam yemeği yedik. Komşularla da tanışmış olduk. Daha önce hiç görmediği komşuları varmış orada. O vesileyle komşularla da tanışmış olduk. Yakınlaştık falan. Yani bir acil bir ihtiyaç olduğu zaman komşularına ulaşabiliyorduk artık. Ve bu düşmen içerisinde dördüncü defa düşünce artık kaburgalarını kırmış maalesef. Dört tane kaburgasını incitmiş. İşte biz de tam o sıra hastanedeydik. Tam doğum, Merve Hanım doğum sürecindeydi. Hani bizim o gün itibariyle haberimiz olmadı direkt. Burada Keyif hastane var. Oraya kaldırmışlar. Yaklaşık 2 hafta falan orada kalmış. Daha sonra yine Ayşenur Hanım'a mesaj atmış. Ayşenur onu anlatabilir belki size. Artık sağlık sigortası belli bir süreçten sonra kabul etmiyor. Yani karşılamıyor şeyleri, fiyatları şey falan. Ondan dolayı artık hastaneden çıkarma aşamasına girmişler. Bir de Covid, bu virüs nedeniyle fazla da tutmak istemiyorlar anlaşılan. Ve böyle bir istekte bulundu bize. Hani acaba sizde tekrar kalabilir miyim? Daha öncesinde kalmıştı yaklaşık 3 ay, 2,5, 3 ay civarında. Hani bizim de az buçuk samimiyetimizi bilmesi hasebiyle ve diğer akrabalarından da hani ümidi kesmesi şeyiyle, bir de tek başına yaşayan bu yaşta bir bayanı düşünün. Hani biz de kalma arzusundaydı. Biz de hatunla konuştuk. Dedik olur mu? Hani neden olmasın? Tabii öncelikle hatuna sordu. Çünkü ya bebek yeni doğmuştu. Hani hastaneden Evet, yeni ben gelmiştik. gerçekten orayı merak ediyorum. Çünkü belki Ayşenur Hanım'ın o sıra bakıma ihtiyacı var. Bebek yeni doğmuş. Yanında yardımcı olacak birilerine ihtiyacı var. Ve ihtiyaçlarını gideremeyen bir yaşlıya bakım söz konusu. Ayşenur Hanım, siz anlatır mısınız? Nasıl karar verdiniz ve nasıl düşündünüz? Hiç umutsuzluğa kapıldınız mı? Hem bebeğe hem ona nasıl yetişeceğim, nasıl olacak gibi. Buyurun lütfen. Yani hani sonunda böyle düşündük. Yani hani şu açıdan düşündüm. Diyorum ki hani bebek var. Onun dışında bir de iki tane de çocuk var. Biri 8, biri 4 yaşında. Bunlar da online eğitim yaptığı için onlar da evdeler. Bebek de evde. Ama bu üçü hakkında normalde hamileyken zaten endişeleniyordum. Üçünü birden evde nasıl yapacağım diye. Sonra teyzem böyle bir mesaj atınca böyle düşündüm. Hani hayır desen olmuyor. Evet desen acaba yapabilecek miyim? Hani teyzeye yetebilecek miyim? Çocuklara yetebilecek miyiz falan. Onlar aklımıza geldi. Sonra dedik herhalde ona söylettirdiğine göre Rabbim de bir yardım eder herhalde diye böyle düşünerekten. Yani hani hayır diyemedik böyle. Sonra dedim Rabbim yardımcımız olur inşallah. Sonra karar verdik dedik gelsin. Hani çünkü ne durumda olduğunu da bilmiyorduk. Yürüyebiliyor mu, yürüyemiyor mu? Hani ne kadar durumdaydı? Ve fark ettim ki eskisi geldiğinden daha kötü durumda. O 2 ay kaldığında en azından mesela biz onu yürüteciyle beraber lavaboya götürebiliyorduk. Bu geldiğinde yataktan kalkamıyordu. Hani eşim ilk başlarda biraz daha iyiydi. Tekerlekli sandalyeyle masada bizde yemek yiyordu. Hani yani masada yemek yedi bir iki gün. Sonra işte dedim hani gelmesin. Baktı kaşığı döküyor. Dedi ki hani yemeyeceğim ben dedi. Hani anladım ki yapamadığı için yemek istemiyor. İstiyorsan yardım edebilirim dedim. Hani bir de
kültür farkından dolayı hani böyle bizim yaşlar zaten alışıktır hani işte yapar evde torun hani anne, kız çocuk bunlar da öyle çok şey de olmadığı için sorunu yani böyle kendini de kötü hissediyor hani yapamadığında. O yüzden bırakıyor hani yardım istemek yerine. Sonra dedim istiyorsan yardım edebilirim. O da olur dedi. Sonra öyle kaşıkla artık hani ona kendisine vermeye başladık sonra. Çünkü elini kullanamamaya başladı. Kendisi böyle işte sonrasında burada bizim normalde ekstra bir odamız olmadığı için salonda da kalıyor. Gördüğünüz üzere de burada beraber aynı odadayız şu an salonda. Hani çok istemiştim bir o ekstra bir oda olmuş olsa o da rahat etse. Çünkü çocukların sesleri, gürültüleri bazen onu da rahatsız ediyordur herhalde diye düşünüyorum açıkçası. Sonra hani yatakta normal bir kanepede yatınca belli bir süre sonra hareket de etmek istemeyince hani onu da hani zorlayamıyorsun kalk hadi gel biraz hareket edelim falan. Tan da yara oluşmaya başladı sırtında. Sonra bu sefer hani yara oluşmaya başladı ona diyorum ki hani normal yatakta yatamazsın artık hani sana farklı bir yatak gerekiyor. Şöyle yapalım böyle yapalım kabul etmiyor. Diyor ki iyileşiyorum ben daha iyi oldu. Yara iyileşiyor. Diyorum yara iyileşmiyor. Hani gittikçe de büyüyecek bu diyorum. Hani belki geçmişten bir hemşirelikle şeyiyle böyle beraber de ona diyorum ki bu yara senin kemiğine kadar gidebilirsen eğer bunu bilmezsek. Hani ya sen hareket edeceksin yatakta hani böyle seni hareket etmemize izin vereceksin ya da bu yatağı değiştireceğiz. Çünkü hareket etmekte bile mesela biz şu an hani o ihtiyaçlarını giderirken bile döndürmek zorunda kaldığımız için çok zorlanıyor. Çok ağrı çekiyor. Ahlıyor o anda. Bu anda insan kendini çok kötü hissediyor zaten. Ve sonrasında de şimdi böyle hastane yatağına getirtmeye kabul ettirdik. Çünkü bir tane servise başvurmuş oldu böylelikle. Hastane yatağına yattı. O havalı yatak olduğu için yarası iyileş yani yarası iyileşmese de çok kötüleşmedi elhamdülillah. Şu an normal hani En azından ağrısı çok. daha rahat Evet, şu an hissediyordur, değil mi o yatakla? yatağını mesela istediğim zaman kafasını kaldırabiliyor, indirebiliyor. Daha sonra mesela bazen şu zor oluyordu. Hani mesela bir kere hatırlıyorum okula başladı tam tevafuk böyle evde üçü daha dördü beraber ben üçlü yaşama nasıl alışacağım derken dörtlü yaşama alıştım. Bazen teyze tam kahvaltı yapayım tamam diyor ona bir şey yedirirken bebek ağlıyor. Büyük kızım eğer ders yoksa o bakıyordu o da 8 yaşında. Ama onun da dersi varsa Maşallah. bu sefer böyle bir elimle ona biberonla verip bir elimle teyzeye kahvaltı yaptırdığım zamanlar oldu. O anda hani böyle insan kötü hissediyor kendini. Hani acaba biri daha olsa mıydı falan hani böyle diye. Ama Rabbim bir şekilde yardım etti elhamdülillah. Komşumuz var burada Allah razı olsun. O böyle biraz daha hani böyle işte özel o sabahki ihtiyaçlarını gidermekte kıyafetlerini hani ya da işte bu lavabo ihtiyacını değiştirmemizde yardımcı oluyor. Yoksa hani belki tek başıma gerçekten zor olurdu. Çünkü hani bebeğe evet yemek yedirin ama o anda ağlasa bebeğe de bakamayacaksın. Çünkü bebek orada ağlayacak, duracak. İşte onu da o şekilde bırakıyorsun. Ve hani o kısımda komşumuz Allah razı olsun böyle hani yardım etti. Ve ben tabii hani bu sefer onun için de kendimi kötü hissettim. Çünkü hani ben dedim abla sana güvenerekten bunu kabul etmedim. Hani eşime güvenmiştim dedim. Hani ama o da okula başladı. Sonra dedim hani zaten evdeyken dedim hani bari en azından sen gelme abla. Hani eşim, mesela teyzem onu kabul etmedi. Dedi erkeklerin görmesini istemiyorum. Sonra böyle abla dedim çok yani özür diliyorum ama hani teyze böyle böyle dedi. Hani tekrar çünkü abla da çalışıyor normalde. O zamanlar hani böyle saatleri belli olmayan istediği kendine ait saatlerde çalıştığı bir iş var. O yüzden o da şey diyor hani sıkıntı değil işte hani şey değil ben sonrasında giderim falan. Allah razı olsun hani onun yardımıyla öyle sabahları değiştiriyoruz böyle hani daha olursa. Hani o anda tek başına şey olmuyor ki gerçekten de yardım eder diye başlayarak böyle Rabbim yardımcılar gönderiyor bir şekilde. Allah yardımcınız olsun. Gerçekten çok zor. Ama lezzeti de başkadır eminim. Fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla sizin olmaktan çok çok mutlu. Baklava sararken gördüğümüz bir fotoğrafı var. Birçok Amerikalı Türk yemeklerini gerçekten çok seviyorlar. Ve bir kere ilk denemeleri olmalarına rağmen çok sağlıklı, çok güzel buluyorlar. Eminim Dolores teyze de sizin yemeklerinizi çok beğeniyordur. Beğenerek yiyordur. Peki böyle onun sizin evinize gelmesi tabii tek taraflı bir kültür alışverişi olmuyor. Çift taraflı bir kültür alışverişi oluyor. Çocukların anneannesi, babaannesi yerine koymuşsunuz. O da kendini öyle hissetmiş ve çocuklarla çok yakından ilgilenmiş.
Çocukların tepkileri nasıl oluyor? Bu bir sorum. Bir de Türk kültürüne, Türk yemeklerine karşı Dolores teyzenin tepkileri, düşünceleri nasıl? Mesela önceki geldiğinde, hani şu an biraz daha belki şey de, önceki geldiğinde çocuklara kitap okuyordu, İngilizce kitaplar okuyordu. Hani onlar akşam yatmadan önce yanına geliyorlardı, kitap okuyordu. Gündüzleri canı sıkıldıklarında geliyordu, kitap okuyordu ona. O yüzden böyle çok güzeldi. Hani onlara bizim ne kadar okusak da bir İngilizce aksanıyla okuduğumuz için o direkt böyle bir Amerikan aksanıyla çocuklara daha hani daha düzgün bir şekilde okuyordu. O çok güzeldi. Hani gerçekten biz burada çocukları büyütürken babaannesi, anneannesi görmediği için onların bir babaannesi, anneannesi olmuştu. Hatta işte grandma diyordu. O da bundan çok mutlu oluyordu gerçekten onların ona söylediğinden. İşte önceki geldiğinde bu baklava falan deniyorduk. Hatta önceki işte ameliyat olduğunda kaldığındaki az zaman beraber salata yapıyorduk. Hani işte ve o zaman da bize mesela söylediği şey şuydu. Ben hani ondan çok etkilenmiştim. Demişti ki hani ben sizdeki en güzel şey demişti. Hani çünkü o zaman bizde hani hasta ziyareti vardır. İşte hani o zaman geldim tabii korona falan da olmadığı için arkadaşlar da ziyarete geliyordu onu buraya. İşte ona hediyeler getiriyorlardı, sevdiklerine böyle işte şeyler getiriyorlardı falan. Çok hoşuna gidiyordu. Ya da çocuklar mesela bizim mahallede hani birkaç Türk beraber kaldığımız için o çocuklar birbirlerine gidip geldiğini görüyor falan. O zaman çok hoşuna gitmişti. Demişti hani keşke ben çocuğumu da böyle bir ortamda büyüseydim. Belki çok daha farklı olurdu demişti. Hani bizim birbirimize o hani uhuvvetimizi gördüğünde çok daha farklı hissetti. Hani onu gördü, fark etti. Birkaç defa söyledi kendisi, hani sizin bu kültürünüz veya bu dininizden kaynaklanan bu birbirinize gelmesi, hani 15 gün falan teyzem geldikten sonra komşular işte yemek getirdi, işte her gün başka bir, teyzem de vejetaryen aynı zamanda ve onu düşünerek yemek getiriyorlar. Teyzem bu diyordu, tatlıyı seviyor, işte baklava yapmasını öğrenmişti beraberce. Hani o ilgiyi, o alakayı gördüğü için, çünkü ömrü hayat, hani 80 küsürlük bir hayat ve böyle bir şey görmemiş teyzem. Hani komşu sana yemek getiriyor, işte geliyor senin halini hatırını soruyor, işte senin yardımcı olmaya çalışıyor sana elince. İşte çocuklar, komşular yakın olduğu için bazen çocuklar gelip gidiyor. Hani bunu teyzem görmediği için hayatı boyunca ve ilgi alaka da olduğu için çocuklardan ve diğer ailelerden de, bu çok hoşuna gidiyordu. Bunu hissedebiliyorduk. Birkaç defa söylemiştir. Keşke hani Amerika kültürüne, daha öncesinde kendisi de çocuklukta yaşamış anlaşılan, hani keşke sizin kültürünüzle beraber böyle bir şey olsa diyordu. Amerikan kültürüyle sizin kültürünüz böyle bir karışsa, toplum içerisinde bu tür şeyler biraz daha yoğun olsa, belki benim oğlum da bir arkadaşı olsaydı dedi, hatta biraz derine daldı o konuda. Keşke benim de oğlum da bir arkadaş, sizin gibi bir arkadaş olsaydı dedi. Belki bu drak olayına, şey olayına hiç girmeyecekti dedi. Belki şu an hayatı kurtulacaktı dedi mesela. Onu çok duygulanmış. Bir seferinde de şöyle dedi Merve Hanım doğduğunda, ya dedi hani baba olarak normaldir bir çocuğun, anne babasının bir çocuğu alıp sevmesi, işte kucağında evlen. Teyzem de geldiğinde onu demişti bir kere. Ya bir babaya sevginin, evladına olan sevginin olması ne kadar güzel dedi. Hani de neden bunu? Daha sonra açıkladı. Benim çocuğum, o Dave, hani doğduğunda 1 yaşında babası terk etti. İstemedi çocuğumu falan deyince, ben orada tabii anladım. Daha fazla şey yapamadım. Yani onu yaşadığı için bizim de böyle bir aile ortağını, bize normal bir Türk kültüründe bir baba evladını sevmesi gayet normal bir şey. Ama bu kendi hayatında onu görmediği için onun hasretiyle büyümüş. İşte o ayrılığın acısıyla büyümüş maalesef. Eşinden ayrılmasının acısıyla. Hani bunu görünce keşke kültürde, o toplumda daha fazla, daha güzel böyle şeyler olsa diye biraz iç yakınması oldu açıkçası. O beni çok etkiledi. O yani Peki hayatımdaki herhalde. hayatı boyunca az önce söylediğiniz insan hakları alanında hep çalışmalar yapmış, birebir sahada çalışmış ve ömrü boyunca da bırakmamış bu çalışmalarını. Şimdi Türkiye'de yaşanan mağduriyetler söz konusu. İnsanlar Türkiye'deki zulümden kaçmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yurt dışında böyle insan hakları savunucusu, yabancı insanlarla karşılaşmak, tanışmak insana bir umut veriyor açıkçası. Siz Dolores teyzeden bu insan hakları konusunda neler öğrendiniz diyeceğim Bünyamin Bey. Neler hissettiniz? Onun
ömrü boyunca böyle çabalamasından Evet. nasıl Mesela az önce ilham verdi size? şunu gördüm Buyurun. mesela işte program başında dediniz hani malum bu Meksika sınırında biz daha önce Texas'ta yaşamıştığımız var. Meksika Evet. sınırındaki çocuklar o ailesinden ayrılan çocuklar hani vücudum el verse hani böyle vücudu artık kaldırmadığı için imkanım olsa sürüp diyor hani arabaya atlayıp gidip diyor oradaki çocuklara yardım edesim var diyor. Keşke öyle bir imkanım olsa diyor. Mesela bu cümleyi kurdu ki yani bu cümleyi kuran bir insan hani büyük bir yürek taşıyor demektir. Ayrıca AST aynı şekilde AST'de yer yer şeye yardım, sadece yardımınız olursa hani bir şey, ne bileyim o insanların bir herhangi bir şeye yardım olursa hani İngilizcemi kullanarak yardım edebilirim dedi. Veya beni referans gösterebilirsiniz dedi ki kendisi iki tane master bitirmiş. Burada bir UMKC bir de KU Üniversitesi diye iki tane üniversiteden master olan bir insan. Zihni açık bir insan ve evini görseniz yaklaşık 3-4 kütüphane var. Yani evin dört bir tarafı kitaplarla kaplı. Psikoloji mezunu kendisi zaten. Hani böyle bir insan artık hayatını da o çerçevede geçirdiği için insanlara böyle psikolojik support, hapishanelere dahi gidip yani 10 küsür senelik yaklaşık bir şey olduğu için bizatihi hayatında onları gördüğü için yani international olsun, Amerika'da olsun, Meksika sınırında olsun, Türkiye'de olsun hepsine karşı böyle bir güzel bir tepkisi oluyor. Onlara karşı bir yardım etme hissi alakası diyor. Hatta bir kere çok enteresan. AST'ye dedi, ömrümün yettiğince son nefesime kadar yapabileceğim bir şey varsa ben hazırım. Bu konuda benimle beraber hani bir iş düşerse bana da yapabilirim dedi. Bu beni çok etkilemişti mesela. Hani bakıyorsun ya yabancı bir kültürde büyümüş bir insan, farklı din mensubu bir insan böyle bir şey söylüyor. Yani bunu duyunca insan hani bazen aynayı belki kendimize çevirip ya biz gerçekten o kadar düşünüyor muyuz? Biz gerçekten o kadar hani aşkı şevkli miyiz diye. O beni çok etkilemişti açıkçası. Bu yaşta bir insan hani böyle cümleler kuruyor ve gerçekten de samimi olduğuna inanıyorum ben o konuda. Mesela hani önce dediğimizde sorduğunuzda demiştiniz ya hani onun kültüründen ne gidiyor? Mesela önceki kaldığında da böyle. O zamanki de olaylar o kadar değildi. AST falan yoktu ama şu var teyzemde hani ben ne yapabilirim? Şu an ne yapabiliyor? Evden telefonuyla Facebook'a girebiliyor doğu zamanlar. Ve hani mesela atıyorum ben ona o zaman hadi şunu yapalım önce işte kıyafetini değiştirmek ya da neyse hatırlamıyorum. O da diyor ki şunu söylemişti hatırlıyorum. Önce şunu post etmem gerekiyor. Hani bunu bir zorunluluk kendine bir görev bildiğini fark ettim o anda. Hani şu an ne yapabiliyorum? Ben bir volunteer çalışamıyorum diye düşünüyor. Çünkü burada gerçekten bu gönüllü çalışma işi çok yaygın Amerika'da. İnsanlar emekli olduktan sonra bir yerlerde mutlaka hani volunteer gönüllü olarak çalışıyorlar. Ve hani teyzemle de şey olmuş böyle hani oraya da gidemiyorum. Hani ben telefonumda işte yayınlanan postlarda işte şuna karşı gelebilirim. O olumsuzluğa karşı gelebilirim. Bunu duyurabilirim. Ve Facebook'ta gerçekten bir sürü de arkadaşı var. Hani orada yayınladığında birçok şey yapan. Ve sonra işte AST olduktan sonra da zaten hani onu desteklemeye başladı. Hatta hani ilk başta dediğimiz gibi hani bize normalde sürekli para teklif etmişti. Hani işte sizde kaldığımda ben şu kadar save ettim, save verebilirim, işte yemek yedim, size kaldım, şu kadar para verebilirim. Biz her seferinde hayır diyorduk. Ve hani normalde ona yemek götürdüğümüzde ya da hani herhangi bir iyilik yaptığımızda o da şey diyordu, hani siz almıyorsunuz, ben de bu bağışı AST'ye yapıyorum diyordu. Ve bu da mesela beni çok etkiledi. Hani kendisi buna karşılık hani bunu yapıyordu. Böyle bir çözüm bulmuş kendince. Hani dedik onu kendin bilir, hani onu kendin bilirsin. O seni gönüllüymüş. Gerçekten hani o da onun kalbinin gerçekten güzelliği ve hani şu an son anda kadar ne yapabilirim diye. Hatta bu geldiğinde şunu öğrenmiş olduk. Vücudunu da bağışlamış mesela. Hani öldükten sonra diyorum herhalde öldükten sonra da bir işe yarayayım diye düşündüğü için galiba diyorum. Ya bütün vücudunu bağışlamış mesela. Hani bağış olarak Evet. yapmış. Evet. Peki son olarak söylemek istediklerinizi alalım. Ayşenur Hanım sizinle devam edelim. Sonra Bünyamin Bey'den duymak isteriz. Neler söylemek istersiniz? Artık zannediyorum siz hemşiresiniz tabii ki yakinen daha iyi görüyorsunuz durumunu. Durumu iyiye mi gidiyor? Gün geçtikçe kötüye mi gidiyor? Bundan sonra neler olur? Neler söylemek istersiniz? Yani tabii hani Allah bilir kimin ne kadar ömrü olduğunu ama
Evet. Bu başvurduğu sosyal hizmetler grubu zaten hani son 6 ay içerisinde vefat edecek insanlara var yaptıkları şeydi. Onlar getirmişti. Hani son zamanlarını rahat geçirsinler diye yataklarını. Ve gittikçe de hani böyle hani gördüğümüz kadarıyla gittikçe daha kötüye gidiyor. Hani ben insan gördükçe üzülüyor. Hatta bir iki kez bizi hatırlamadı. Mesela ben onda çok üzülmüştüm böyle. Sabah kalktık yardım edin diye böyle. Hatta biz gece yukarıda aşağıda başka yatacak oda olmadığı için yukarıda yattığımızda biz bebek monitörleri var böyle hani ses sistemi yukarı aşağı gelsin diye. Gece teyzemin yanına koyuyoruz. Hani yukarıdan küçük bir ses bile olsa duyalım gelelim yanına yardıma diye. Sabah bağırıyor yardım edin yardım edin bana yardım edin diye. Dedik hani koştur koştur aşağı iniyoruz böyle bir şey mi oldu? Hatırlamadı sonra ben neredeyim? Ne oldu bana? Buraya nasıl geldim? Mesela bu beni çok üzmüştü. Hani yani dedim hatırlayamıyor böyle korkuyor. O korkulu gözlere bakıyorsun sen. Anlatmaya çalışıyorsun hani böyle ortak arkadaşını arayıp böyle hani onunla telkin etmeye çalıştık falan hani işte güvendesin falan filan. Sonra uyuyup uyandığı zaman elhamdülillah. Böyle onlar çok böyle şey olmuştu ama Rabbim hani bilmiyorum kolay hani derler ya hani kolay bir ölüm nasip eylesin inşallah teyzeme hepimize tabii. Öyle yani çocuklar da üzülüyor görüyor tabii hani işte. İnşallah hani Artık onun ailenizin bir parçası olmuş. Dediğiniz gibi çocukların babaannesi, anneannesi yerine olmuş evinizde. Tabii ki sizin için çok zor. Allah yardımcınız olsun. Kolaylıklar diliyoruz Ayşenur Hanım size. Peki Bünyam Bey, siz neler söylemek istersiniz? Buyurun. Buyurun lütfen. son şey olarak bu vesileyle abisiyle tanıştık. Dolores teyzenin. Kansas tarafında yaşayan bir abisi varmış. O da maalesef kanser tedavisi görüyordu ve Covid'e yakalandan dolayı uzun sürede edememiş. O vesileyle birkaç defa yazıştık. Daha sonra işte FaceTime yaptık beraber. Onu da görmüş olduk ve yaklaşık yarım saat 45 dakika telefonla görüştük abisiyle. Ve abisi telefonda ağladı maalesef. İşte kardeşini bu durumda görmesi ve hani bizi görüyor. Müslüman bir aile. Kardeşine bu şey diyor. Hani kendisi de o konuda şöyle dedi. İşte ben de dedi babamı dedi yaklaşık 6 senedir baktım. Babam bizim evimizde vefat etti falan dedi. Yani sizin de aynı şekilde benim babama yaptığım gibi kardeşime bu muameleyi yapıyorsunuz. Defalarca teşekkür etti. Defalarca işte şeylerini bildirdi. Bu yaptığımız işini bildirdi. Beraber dualaştık. Telefonda beraber işte dualaştık. Yani bu olaylar bittikten sonra, Covid azaldıktan sonra muhakkak ziyaretimize gelin dedi. Biz de ziyaretinize gelmeye çalışalım dedi. Covid olayı bittikten sonra. Yani bir güzel bir kapı, başka güzel bir kapıyı açtı. Bu benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi mesela. Hani yaptığımız iş belki hani bakıyorsun ekstrem bir şeye benziyor. Hani değişik bir şeye, alışa gelmiş bir şey değil ama elhamdülillah diyorsun bu güzel kapılar belki değişik güzel kapıların açılmasına vesile olacak. Hani Dolores teyzemle olan bu samimiyet belki onun akrabalarına sirayet edecek. Hani gurbet ellerde böyle bir aile hani Amerikalı bir insana bakmaya çalışıyor. Bu diğer insanlar da bir ölçüde cezbeder inşallah. Onlara da bir böyle bir İnşallah. örnek olur. Hani Müslümanlığın İnşallah. hani şiddettir başka bir şey değil de böyle insanlara yardım eden veya elinden geldiği kadar imkan dairesinde desteklemeye çalışan bir aile ol de var izlenimi verdirebilmek bizim en mutlu düşün bir tanesi diyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve ayrıyeten teşekkür ederiz. Gerçekten insan hakları konusunda bu kadar hassas, koca yürekli bir insanı evinizde ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, Murat ailesi bizimle birlikteydi. Dolores teyze ile kesişen yollarını konuştuk. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Bizi takipte kalın.